ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء maden kazasında hayatını kaybeden maden şehidi kardeşlerimizin ervahına bağışlıyoruz. Sen kabul eyle ya Rabbi. Alo, alo. Vardı.
Evet, hocam. Kağıt üstünde çok anlattın ama bir de biz de dünya gözüyle görelim. Çalışıyorum. Nereden başlıyorsunuz? Önemli olan o. Tabii işin ekonomisi de son derece. Çünkü bu tip tesisler diğer klasik ham petrolden rafine etmek suretiyle akaryakıt elde eden diğer tesislere göre zaman zaman maliyetleri daha yüksek olur. Ama biraz önce arkadaşlarımızla da görüştük. Bugünkü ham petrol fiyat seviyelerini dikkate aldığımızda bu tesisin daha ekonomik ürün üretebileceğini ortaya koymuş olduk. Gördüğünüz gibi hemen hemen de sıfır emisyon değil mi? Proses enerjisini de kendi kendine üretmiş oluyor. O açıdan da son derece temiz bir enerji kaynağı almış oluyor. Zaten bu tip teknolojiler biraz da temiz kömür teknolojileri başlığı altında incelenen hususlar. Diğer klasik yakma tesislerinde bir miktar biliyorsunuz emisyonu dışarıya karbonhidrat salabiliyorsunuz. Bunda kevekeliliği diyor. Son derece temiz. Ben bu vesileyle daha önce epey bir briefing almıştım. 3-4 yıldır takip ettim bir projeyi. Bizzat gelmek suretiyle yerini görmek istedik. Oturacağız TÜBİTAK Sanayi Teknoloji Bakanlığımız ve Enerji Bakanlığı bu projenin ilerisinde neler olabilir? Yol haritasını birlikte belirleyeceğiz. Yani TÜBİTAK tabii tek proje ve tek kaynaklı ülke katılacak demek doğru değil. Böyle bir şey oluşturmak da doğru değil. Ama biz burada dikkat ederseniz arz güvenliğimiz açısından yerli kaynakları azami derecede kullanmak suretiyle dışa bağımlılığı mümkün mertebe azaltmaya çalışıyoruz. Bu projede öyle. O başlıkta değerlendirmek lazım. Teşekkür ediyorum yapımcı. Teşekkür ederim. Moda olabilir mi şey fotoğraf? Hayır abi çek. Şey fotoğraf çek. Osman abi hoş geldin. Nasıl? Ne yaptın? Şöyle bir fotoğraf mı çek?
Komşum. Muratçım için. Yavaş yavaş geriye arkadaşlar. Arkadaşlar geriye yavaş yavaş. Kalanı bir açalım. Aşağıda tabii imkanlar o kadar fazla değil. Aşağıda çalışan arkadaşlar tekrar edeceğiz inşallah. Selamlaşırız. Şimdi Allah kabul etsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Arkadaşlar burada. Şu an bir boşaltın. Bak burada burada çakır başkan. Kim? Devriye başkan. Adamana ve segana ve cealena minel müslümin ve rahmetullahi berekatühü ala sahibi ta'ami vel akilin. Ya Rabbi gecemizi mübarek eyle, soframızı bereketli eyle, soframızı düzenleyen, destek olanlardan, hizmet edenlerden sen razı ol. Soframıza katılıp nimetlerinden istifade edenlere rahmetinle muamele eyle. Ya Rabbi İçinde bulunduğumuz şu Ramazan ayı ve Cuma günü hürmetine devletimizi, milletimizi, vatanımızı, alemi İslam'ı her türlü afetten, depremden, selden,
yangından, fitneden, terörden, ihanetten muhafaza eyle. Birliğimizi, dirliğimizi, istiklalimizi daim eyle. Ya Rabbi, kardeşimize rahmetinle muamele eyle. Ya Rabbi, ülkemizin refahı, gelişmesi için alın terini döken, çocuklarının helal rızıkları için çalışan müdafe eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, üç gündür maden şehidi kardeşimizin ervahı için, vatan ve mukaddesat uğruna canını, kanını veren aziz şehitlerimiz ve ahiret irtihal etmiş gazilerimizin ervahı için, amin diyen Hazimoğlu'nun geçmişlerinin ruhları için, senin rızan için, El Fatiha. Çok değerli madenci kardeşlerim, böyle güzel bir ortamda sizinle böyle bir manevi atmosferde iftar programında olmaktan gerek kurumumuz Yeni Anadolu AŞ olarak son derece bahtiyar olduğumuzu belirtmek isterim. Manevi bir günden geçiyoruz, Ramazan'dan geçiyoruz. Şimdiden önümüzdeki günlerde 10-15 gün sonra kutlayacağımız bayramınızı da tebrik ediyorum. İşletmemize Sayın Bakanım teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun, hoş geldiniz efendim. Genel Müdürümüze, kıymetli milletvekilim, belediye başkanlarım, siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri, değerli mesai arkadaşlarım, bu güzel Ramazan gününde böylesine güzel bir mecliste sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Bizleri sofranıza kabul ettiğiniz, gönlünüzü açtığınız için de ayrıca Allah hepinizden razı olsun. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin inşallah. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olarak müjdelenen Ramazan ayının artık son günlerine girmiş bulunuyoruz. İnşallah bu hadis-i şerifte bahsedildiği şekliyle Ramazan'ı bir hakkın yaşayan kullarından oluruz. Uzun zamandır Soma'ya gelmek, sizlerle hasbihal etmek gibi bir niyetim vardı. Ancak malumunuz gündemimiz oldukça yoğun. Ama biz buraya gelemesek de sizin haberlerinizi, mesajlarınızı, dertlerinizi, sevinçlerinizi, kaygılarınızı ve endişelerinizi dahil her şeyi bir hakkın yaşadık ve o sorunlarınıza çözüm üretmek için de hiç vakit kaybetmeksizin gerekli aksiyonları aldık, yaptık. İnşallah bundan sonra da başta bu işletmemiz olmak üzere bu civarda devam eden tüm işletmelerimizde üretimimiz de artacak, ona paralel olarak istihdamımız da artacak. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Yerin altında o kömür olduğu müddetçe, üretilebilir ve çıkarılabilir olduğu müddetçe, sizler de var olduğunuz müddetçe inşallah o kömürü yerin altında bırakmayacağız. Yerin üstüne çıkartarak ekonomiye, vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu her noktaya kesintisiz götürmeye, ulaştırmaya kararlıyız. Değerli dostlarım, bu vesileyle ayrıca tabii başta Soma'da, bu işletmelerde, bu coğrafyada hayatını kaybeden madenci kardeşlerimizi, şehitlerimizi de anmadan geçmek istemiyorum. Biraz önce ilçeye giriş yaptığımızda şehitliğimizi, kabristanı ziyaret ettik. Onlara dua ettik. Ne etsek azdır. Onların hakkını ödeyemeyiz. Ama tabii biz bakanlık olarak ve madencilik sektörü olarak o kazadan çıkartılması gereken dersleri de çıkartıp çıkartıyoruz. İnşallah Rabbim bize böylesine acı veren, üzüntü veren elim kazaları bir daha yaşatmaz.
Nitekim gerek yasal düzenlemelerde, gerekse ilgili teknik düzenlemelerde yaptığımız değişikliklerle birlikte iş kaza oranlarında, madencilik sektörü açısından söylüyorum, ciddi oranda azalmalar yaşıyoruz. Son bir yılda ölümlü kaza oranlarımızda %55 oranında bir azalma var. Gönül ister ki sıfır olsun. Amacımız sıfır tolerans, sıfır kaza. Bunun için sadece işverenlerimiz değil, siz çalışan, emeğiyle çalışan kardeşlerimizin de gerekli hassasiyeti göstermesi gerekiyor. Evden sizi uğurlayan eşiniz, anneniz, babanız, evladınız akşam dönüşünüzü bekliyor. Belki siz o kadar kaygı içerisinde değilsiniz. Onun için onları üzüntüye gark etmemek için hem işveren olarak hem de çalışan bizler olarak iş güvenliği kurallarına harfiyen uymak zorundayız. Biz de zaten denetim elemanlarımız yoluyla da madenlerde iş güvenliği yeterince alınmış mı, alınmamış mı denetliyoruz. Ama tabii denetimin bir sıklığı var. Bizim olmadığımız saatlerde kaza olabilir. Onun için 7/24 her an Allah göstermesin başınıza bir iş gelebilir endişesiyle dikkatli olmanızı biz özellikle kardeşlerim sizlerden istirham ediyoruz. Biraz önce de söyledim. Maden işletmelerimizi risk gruplarına göre üçe ayırdık. Az riskli, orta riskli ve yüksek riskli diye. Bunlar ve biz yılda özellikle riskli gördüğümüz maden ocaklarını yılda en az 4 kez denetliyoruz. Geçtiğimiz yıl 8088 maden işletmesini denetlemişiz. Maden sahasını. Buralarda yaklaşık 11 bin maden ocağı var. Çünkü bir işletmede bazen birden fazla ocak olabiliyor. 11 bin ocağı denetledik. 2500 civarında sahanın da geçici olarak faaliyetlerini durdurmuşuz. Yani uygun şekilde çalışmıyorsun. İkaz etmişiz. Onlar zamanla tabi o eksikliklerini giderdikten sonra faaliyetlerine devam ediyor. İnşallah bu yılda yine 9 bin civarında maden sahamızı denetlemeyi hedefliyoruz. Maden işletmelerinde meslek hastalıklarına ve iş kazalarına bağlı yaralanmaların da önüne geçmek için maden güvenlik kültürü projesini hayata geçirdik. Madenlerde risk yönetimi projemiz ve madenlerimizin olası risklerini haritalandırmak suretiyle analizlerini gerçekleştiriyoruz. Yine belki biliyorsunuz hatırlatmakta fayda var. Yeraltı ve açık tüm kömür işletmelerinde çalışan işçilerimize zorunlu ferdi kaza sigortası mecburiyeti getirdik. Böylece artık sizlerin de içinde olduğu tüm çalışanlarımız zorunlu bireysel kaza sigortasıyla sigortalanmış durumda. Bunu bütün maden işletmelerini kapsayacak şekilde de genişletmek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İnşallah tamamladığımızda maden sektöründe sigortasız, ferdi kaza sigortasız kimse kalmamış olacak. Zaten Sosyal Güvenlik Kurumu sigortası yaptırma mecburiyeti var, onu saymıyorum. Bu biliyorsunuz ihtiyari idi. Seçime dayalı bir sigorta idi. Bunu da yapmak suretiyle sizi ikinci kez sigortalanmış, güvence altına almış olacağız. Yine yaptığımız düzenlemelerle biliyorsunuz yer altında çalışan, kömür işletmelerinde çalışan madencilerimize 2 asgari ücret mecburiyeti getirdik. O tarihten itibaren de 2 asgari ücreti bu işletmelerde çalışan kardeşlerimiz alıyor. Yine çalışma sürelerini düzenlemek suretiyle hafta sonu 2 gün olmak üzere hafta tatili hakkı yasal olarak sizlere tanınmış oldu. Yine günde en fazla 7,5 saat çalışmak durumundasınız. Haftada da bu çalışacağınız süreler 37,5 saati aşmıyor. Dolayısıyla daha az çalıştığınız için daha çok dikkatli çalışacak, daha verimli çalışacaksınız. Zaten bu düzenlemelerden sonra
iş kazası oranlarındaki azalmalar ve iyileştirmeler bunların ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha ortaya koymuş oldu. Değerli arkadaşlar, bu ülkenin kalkınmasında sizlerin emeklerinin, alın terlerinin çok büyük katkısı var. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2023, 2053, 2071 vizyonları büyük ve güçlü Türkiye hedefi üzerine kuruluyor. Bu hedefe ulaşabilmek için de en önemli gücümüz ise başta yerli kömür olmak üzere yerli kaynaklarımız. Yerli kaynaklarımızı sonuna kadar kullanmakta kararlıyız. Soma ve Tunçbilek'te henüz üretim yapılmayan 375 milyon ton kömür rezervine sahip sahalar için ruhsat devir anlaşmalarını imzaladık. 3 tane sahayı burada özel sektöre devrediyoruz biliyorsunuz. Yine orada belki 10 bin kişiyi aşan sayıda işçi, yeni işçi istihdam etmiş olacağız. Bunun yanı sıra tabii sadece kömürde değil, kömürün dışındaki sahalarımızdan da geçtiğimiz yıl 1248 maden sahasını ihale ettik. 2019'da inşallah bu sayıyı 2000'e çıkartmayı hedefliyoruz. Böylece bununla beraber istihdam rakamımızı da 130 binlerdeki olan istihdam rakamımızı da inşallah daha yukarılara çıkartmış olacağız. Hedeflerimize ulaşmak için daha fazla üretim ve yatırım yapmak zorundayız. Bütün bunlara insan ve bilim odaklı bir stratejiyle ulaşacağız. Önce insan. Mümkün mertebede tabii modernizasyonu getireceğiz. Daha az emek harcamak suretiyle daha çok üretim nasıl yapabiliriz? Başka bir ifadeyle nasıl verimli bir madencilik yaparız? Bunun gayreti içerisinde olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda Soma'da sizlerle ilgili güzel bir müjde paylaşmıştı. Soma Işıklar Bölgesi'nde işte sizin çalıştığınız bu yerde rödevans usulüyle çalıştırılan ve 6 milyon ton kömürün üretilmesini içeren bir iş için taahhüt edilen miktarın bitmesiyle biliyorsunuz tasfiye aşamasına gelinmişti. Tasfiye süreci tamamlandı. Sayın Cumhurbaşkanımız o gün size dedi hiçbir işçimizi mağdur etmeyeceğiz. Biz de o sözünü talimat kabul ettik ve burada çalışan hiçbir kardeşimizi mağdur etmeden işletmeye devam ediyoruz. Şimdi Yeni Anadolu Maden Anonim Şirketi zaten Türkiye Kömür İşletmelerinin ortağı olduğu bir şirket. Daha önce zaten benzeri madeni faaliyetleri de vardı. Burada sizlerle yeni bir sözleşme yapmak suretiyle üretime ve istihdama devam etmiş oluyor. Değerli dostlar, yine bu şartlarda bu sahada sizinle birlikte 2500 işçi çalışıyor. Yine bu bölgede 20 milyon ton civarında kömür rezervimiz var. İnşallah kolları sıvayıp bismillah diyerek kazmayı memleket için vurmaya devam edeceğiz inşallah. Bugün gayretimiz daha fazla üretim, daha fazla istihdam, daha fazla teknolojik yatırım ve daha fazla yerel kalkınmadır. Ekonomimize doğrudan müdahalelerin olduğu bu dönemde dışa bağımlılığı azaltacak, yerli üretimi artıracak her hamle bizleri daha güçlü ve daha bağımsız kılacaktır. Geçtiğimiz yıl kömür üretiminde bir rekora imza attık hep birlikte. 100 milyon tonun üzerine çıkmak suretiyle. Tam 101,5 milyon ton ürettik. Ama hala yaklaşık 30 milyon ton civarında kömür de ithal ediliyor. Demek ki bu açığı kapatmamız lazım. Yıllık 4 milyar dolar civarında kömür ithalatına bedel ödüyoruz. Eğer kendim üretirsek bu bedel burada kalacak, sizlere gidecek, sizler gibi çalışacak yine nice işçi kardeşlerimizin sofrasını, yuvasını bereketlendirecek. Ben inşallah bu 101,5 milyon tonluk hedefin bu sene kırılacağını düşünüyorum. Özel sektörle de üretimin artışıyla alakalı gerekli toplantıları, hazırlıkları da yaptık. Hem kamu hem özel sektör olarak. Bu üretimi artırmaya kararlıyız. Biz başkaları gibi kömüre, kara,
kötü gözüyle bakanlardan değiliz. Biz kömüre nimet gözüyle bakıyoruz. Aynı sizin gibi. Ama bazıları maalesef bilmedikleri için ya da kandırıldıkları için madencilik özellikle de kömür konusunda bazı protestolara alet oluyorlar. Bilmiyorlar ki bu sektörde 130 bin civarında işçi ekmek yiyor. Biz bu maden ocaklarını kapatmış olsak bu işçiyi nerede çalıştıracağız? Yıllık 20 milyar liralık maden sektörünün ticaret hacmi var. Bir 20 milyar daha o zaman yurt dışından ithal edelim demektir. İthalatımız artsın, cari açığımız artsın demektir. İşte şimdi biz bu hamlelerle cari açığımızı azaltıyoruz. Dışa bağımlılığı da buna paralel olarak azaltmış olacağız. Ben bu duygu ve düşüncelerle her birinizin Ramazan bayramını kutluyorum. Sayın Bakanımıza konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Anısına plaketini sunmak üzere arz ederim. Şimdi de plaketini sunmak üzere Türkiye Maden İş Sendikası Genel Başkanımız Sayın Nurettin Akçulu davet ediyorum. Sayın Başkanım. Sayın Bakanım. Sayın Bakanım bu taraftayız efendim. Efendim Sayın Başkanım. Sayın Başkanım. Sayın Bakanım. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun. Genel Anadolu Madencilik olarak Sayın Bakanım bir aile resmi almak isteriz. Arkadaşlar biraz geniş alalım. Geri geri arkadaşlar. Geri çıkıyoruz arkadaşlar. Takarken çekse. Değil mi? İyi, bu ahimeye çekelim. Devam ediyoruz. Efendim şöyle bir alanı boşaltabilir miyim? Ben de öyle niyetlendim ama işte Ramazan dolayısıyla anladığım yanlar şey olmaz. Hadi arkadaşlar Allah'a ısmarladık. Allah'a Tabii yaklaşık Sayın Bakanımız da söyledi 351 onlar şu anda hazırlık çalışmalarına başladılar formaliteleri veriyorlar yaklaşık 3,5-4 yıl sonra üretime geçilecek o projede de yaklaşık 10 bine yakın istihdam olacak. Yani bu da Soma. Tek istihdam. 10 bin. Tabii. Yani Soma için. Şu an 14 bin civarında. 10 bin daha. Soma zaten bu kömür madenciliğinin kalbidir. Herkese sayın valim. Burada en son teknolojik madencilik, en güvenli madencilik burada yapılır. Sayın Valim bu vesileyle de biz tekrar müesse müdürlüğünü geri istiyoruz Sayın Genel Müdürlüğü. Yani müesse müdürü mü olacak? Müesse müdürlüğü. Genel müdürlüğü yapalım Soma'yı. Biz salı günü biraz konuştuk. Genel müdürü böyle şey yapalım. Genel müdürlüğü yapalım değil mi Sayın Valim? Yapın ya. Ya doğru diyorum ya. Biz yani o konuda Soma bu olarak bunu talep ediyoruz. Sayın Mecid ne olacak? Ya şimdi böyle maliyetleri yüzeye biraz düşecek mi? Nasıl sen bir de buraya gelirse üretim daha da artar.
Benim tarifim yok. Ya ben kendi talebimi ilettim. Soma halkının talebi var. Biz o zaman Soma'yı il istiyoruz diye. Ben başkanım. İl istiyoruz diye. İsmail Bey, müessese meselesi senin başına patlayacak. Sen kaynayacaksın içeri. Ya zaten genel müdür öyle bakıyor. Ben mi söylettiriyorum? Yok. Sayın Bekir, hepsini kaydediyoruz. Kayıtta mı? Ara sıra espri yapıyoruz. Onlara da kaydetmeyin ya. Asfara var. Gerçekten Sayın Vekilim de sağ olsun. Görüşüyoruz. Zaten 10-15 günde bir yüz yüze de görüşüyoruz. Gerçekten gerçekten kendisini Soma'ya adamış. Sayın Mehmet Ağabey. Sen de görüşecek arkadaşlar. Burada da göremiyorum ben onları. Bak yok. Tamam. Abi, senin yolunu gözleyen arkadaşlar var burada. Ben bunların hepsi görüştü. Hani ben buradayım. Valla beni arıyorlar. Ben müdürümü arıyorum. Şimdi bugün geldiler. Dedim ki artık beni aramayın. Buyurun. Görüştük. Şaka bir tarafa, genel müdürümüzün yüzüne karşı da demiyoruz, Soma'ya karşı da şey gibi. Genel müdürüm ben hiç hatırlamıyorum. Şırnak'a 4 sefer gittim Sayın Vekilim. Bir yıl içerisinde Şırnak'a. Ben 24 kalbim lazım. Geleceğim. Şimdi bilmek lazım, Sevkay'ın kalbi de Soma. Soma. Yani en büyük üretim, en büyük kazancı burada. Yani bir sorunlar vardı, inşallah adım adım çözülüyor. Yavaş yavaş çözülüyor zaten ve inşallah daha iyi. Türkiye eski Türkiye değil Allah'a şükür. Her şey, teknoloji. Zaten genel müdürün çok desteği var Soma'ya. Genel müdürün çok desteği var Soma'ya. Biz ne dersek sağ olsun. Ben Sayın Bakanım'a da diyorum ki yani haftada 3 gün beni aramayın, ben işletmelere gidiyorum. O da dedi ki hafta sonları git dedi. Hafta sonları da ben eve gidiyorum, çayıran da benim evim, Ankara'da değil. Ben de bir hafta sonları git dedi. Genel müdürüm sen evi Ankara'ya taşımıyor musun? Yok. Hala aday mı olacaksın çayıran'da ne büyük bir tanesi? Ulan be kapat kalsın sen şunu be, şakalaşacak mı? Ben söylüyorum. Yani geliyorum. Coşkun para bağlı, siz kim var? Ya işletme müdürü. Şey bak. Yok, Soma yapıyorlar, gelme şansı yok değil mi? Tabii ki. Sana göre uyarlar, nöbetteyiz. Sana göre uyarlar, hafta içi.